Hayrola? Medya toplumun hafızasıdır. Bunu çok iyi bildikleri için susturmaya çalışıyorlar. O yüzden İpek Medya'ya girer girmez ilk işleri internet sitelerinin arşivini silmek oldu. Geriye doğru Bugün Gazetesi'nin, Millet Gazetesi'nin, Kanal Türk ve Bugün TV'nin haber ve yazar arşivi yok. Bizim eski yazılarımızı bulamazsınız mesela. Milyonlarca tweet ya da Facebook mesajındaki linkler de artık çalışmıyor. Zaman gazetesine girer girmez de aynısını yaptılar. İnternet sitelerini kapatıp arşivi sildiler. Cihana henüz kayyım atanmamışken ajansın web sitesini bloke ettiler. Şimdi benzer bir şeyi genele yaymaya çalışıyorlar. İnternetteki arama motorları aracılığıyla erişilebilecek haber ve yorumları engelleme derdindeler. Önceki gün buna teşebbüs ettiler, sistem sarsıldı. Yarın öbür gün terör veya güvenlik bahanesiyle fişi çekeceklerdir, şüphe yok. Tabii bu durum ülkenin internet ağına bağlı tüm altyapısını, finans, bankacılık işlemleri, ticaret, eğitim, sağlık vesaire çökertir, çökertecektir. Umurlarında değil. Paralel paranoyası tükenince Kandırıldık masalı işe yaramayınca geriye doğru yazılı ve görsel hafızayla uğraşıyorlar. Bunu hatırlatanlara da fena halde gıcık oluyorlar. Zannediyorlar ki toplum balık hafızalı. Bugün bir avuç kaldık. Yarın haber alacak kaynak kalmayabilir. Halkın yapacağı şu. Bildiklerini hayatla yüzleştirecek, açıklamaları hatırladığı kadarıyla karşılaştıracak ve sınamaktan Korkmayacak. Biz gazeteci milleti olarak bunu yapıyoruz zaten. Gazeteci kalmayınca iş başa düşecek. Lisediler bildiri yayımlayınca çocuk istismarı diyenlerin yüzüne, mitinglere taşınan çocuklar gerçeğini çarpacaksınız. Rusya'ya zeytin dalı başlığı atanlara, Putin FETÖ'yle kirli ittifak kurdu manşetini soracaksınız. Kürt özellik özelliğinde Esed'le hemfikiriz diyene, çok değil daha bir ay önce, 600 bin insan katil terörist Esed tarafından öldürüldü diyen Cumhurbaşkanının laflarını hatırlatacaksınız. Hayrola diyeceksiniz. Hayrola? Biz bugün varız, yarın yokuz. Olan bitene sızlanmayı, sağ sola çemkirmeyi, saçma gündemlerin peşinden sürüklenmeyi bırakın. Güneşin batıdan doğmasını bekliyorsanız daha çok oyalanırsınız. Ona daha var." diyor Özgür Düşünce Gazetesi'ndeki yazısında. Tarık Toros